Yeryüzündeki fesat hiçbir zaman hayvan saldırılarından kaynaklanmamıştır. Yeryüzündeki fesat hiçbir zaman tabiat olaylarından da kaynaklanmamıştır. Fesat daima insanların yaptıklarından kaynaklanmıştır. İnsanların elleriyle yapmış oldukları şeyler fesadı arttırmıştır. Allah Azze ve Celle işte o yüzden bima kesebet eydinnes buyurmuştur. İnsanların elleriyle kazandıkları sebebiyle. Demek ki Allah'ı Allah Azze ve Celle kullarına zulmetmemektedir. Demek ki insanlar kendilerine zulmetmektedir. Kendi elleriyle yapmış oldukları suçlar yeryüzünde fesada sebep olmaktadır. Dolayısıyla Allah'ı suçlayamazlar. Allah Azze ve Celle neden müsaade ediyor? Belki bunu sorgulayabilir, bunu sorabilirler. Ya Rabbi insanlara neden müsaade ediyorsun? Madem ki fitne ve fesat çıkartıyorlar. İnsanların fitne ve fesat çıkartmalarına müsaade etmeyebilirsin. Neden müsaade ediyorsun? Allah Azze ve Celle buyuruyor ki yaptıklarının bir kısmını onlara tattıralım diye. Yaptıklarının bir kısmını tatsınlar. Bu dünyadayken de cezasını çeksinler ki bunun sonunun kötü olduğunu anlasınlar. Bunun sonunun kötü olduğunu anlayıp vazgeçsinler leallehum yerci'un. Tekrar hakka dönsünler. Yanlış yolu terk etsinler. Hatalarını anlamaları için yani. Allah'ın onlara fırsat vermesi, o fesadı çıkarmalarını engelleyebileceği halde engellememesi, hem imtihan dünyası olduğu için, o zaman her kötülüğü hemen engelleyecek olursa, kim cennetlik, kim cehennemlik olacak? Allah bu dünyayı imtihan için yarattığından, buna müsaade etmesi o yüzden. Diğer taraftan da o fesada müsaade ediyor ki, insanlar fesadın sonuçlarını tatsınlar ve bunun sonucunda kötü oluyormuş desinler. Kötü bir nesil meydana geliyormuş desinler. Ekolojik denge bozuluyormuş desinler. Ve haramlardan uzak dursunlar. Farzları yerleştirmeye çalışsınlar. Allah'ın istediği medeniyet esaslarına dönsünler. Ve böylece din, akıl, mal, can, nesil emniyeti sağlanmış olsun. Bu konularda emniyetsizlik hasıl olduğu zaman, din emniyeti kalmadığında, mal emniyeti kalmadığında, can emniyeti kalmadığında, nesil emniyeti kalmadığında, akıl emniyeti kalmadığında, insanlar bu kurdukları düzenin kötü bir düzen olduğunu anlasınlar. Böylece hakikate dönsünler. Biz Rabbimizin bize gönderdiği kitabı terk ettik. Onun kanunlarını terk ettik. Kendimiz kanunlar koyduk ve sonucu kötü oldu. Kurduğumuz düzen insana zarar verdi. Tabiata da zarar verdi. Hayvanlara da zarar verdi. Bunu anlasınlar ve hakikate dönsünler. Rabbimiz bizi başıboş bırakmamıştı. Rabbimiz bize kitap göndermişti. Biz ise ondan uzak kaldık. İşte o yüzden bunlar başımıza geldi. Desinler ve kitaba dönsünler. Dolayısıyla Allah'ın yeryüzünde fesada müsaade etmesi, insanlara yaptıklarının bir kısmını bu dünyadayken tattırması, onların bu dünyada hakikate dönmelerini sağlamak için, onların hayrı için ve aynı zamanda da ahiretlerini kurtarmaları için, ahiretlerini kazanmaları için. Dolayısıyla mesele Yunus Emre'nin dediği gibi, lütfun da hoş, kahrın da hoş. Demek Allah Azze ve Celle'nin her yaptığı hoştur. Bir milleti helak etse, onda bile bir rahmet var. Gelecek nesilleri kurtarmak için. Nasıl ki doktor merhametsizliğinden değil,
merhametinden kangıran olan parmağı keser. Merhametsizliğinden yapmaz bunu. Merhametinden yapar. Bedeni kurtarabilmek için yapar. Aynı şekilde Allah Azze ve Celle bir nesli koparır atar, gelecek nesilleri düzeltmek için, yeni bir neslin meydana gelebilmesi için. O halde lütfu da hoştur, kahrı da hoştur. Ve günahlar fesadı çoğaltırken bir takım eksikliklere de sebep olmaktadır. Ekin ve nesil helak olmaktadır. İnsanlara verilen nimetler azalmaktadır. Yeryüzünde ekonomik kriz ve icabında kıtlık meydana gelmektedir. Yeryüzünde insanlar arasında iç savaşlar ya da devletler arasında savaşlar meydana gelmekte. Fitne ve fesat bitmemektedir. İnsanlar kendi kurdukları medeniyetin pençeleri arasında debelenip durmaktadır. İnsanoğlu resmen kendi meydana getirdiği dünyanın pençeleri arasında debeleniyor. Kendi açtıkları çukurun içerisinde debelenip duruyorlar. Allah Azze ve Celle insanı başıboş mu bırakmıştı ki? Siz ne yaparsanız yapın mı demişti? Neden insan bu duruma düşürdü kendini? Allah yol göstermemiş miydi? Peygamber göndermemiş miydi? Kitap göndermemiş miydi ki? İnsanoğlu bu şekilde debelenip duruyor, çare arıyor, bulamıyor, çukurunu daha da derinleştiriyor, bataklığa battıkça daha da batıyor ve insanlığı uçuruma doğru götürüyor. اَيَحْسَبُ الْاِنْسَانُ اَنْ يُتْرَكَ سُدَى İnsan başıboş bırakıldığını mı sanıyor? Allah yarattı ve sonra başıboş mu bıraktı? Aristo'nun mantığı bu. Allah o kadar yücedir ki insanla ilgilenmez. Bu kafirin mantığı. Allah bir mikrobu bile dikkate alır. Çünkü Allah'ın ilmi sonsuzdur, kudreti sonsuzdur ve Allah yorulmaz. Aynı anda bütün varlıkları duyar ve aynı anda hepsine yol gösterir, hepsine yardım eder. Ol der, oldurur. O yüzden hiçbir varlığı başıboş bırakmamış. Mikrobundan tutun da galaksilerine kadar. Allah yıldızları başıboş bıraktı mı? Bıraksaydı bu düzen devam eder miydi? Onları başıboş bırakmayan Allah'ım, halifem dediği, imtihana gönderdiği insanı başıboş bırakır mı? Hayvanlara bile bir hayat tarzı tanzim etmiş. Hayvanlara bile şöyle yaşayacaksın demiş, hayvan onun dediği gibi yaşar. Hayvanı bile başıboş bırakmayan insanı başıboş bırakır mı? Ama insanoğlu başıboş olmak istiyor. Ve bunun kötü sonuçlarını da kendisi çekiyor. Firavuni sistemler toplumları mahvediyor. O firavunları alkışlayanlar, en büyük cezayı onlar görüyorlar. Buna rağmen alkışlamaya da devam ediyorlar. Fesada da sebep oluyorlar. Din bozuluyor. Din emniyeti kalmıyor. Dinlere baskı uygulanıyor. Akıl emniyeti kalmıyor. Aklın dediği yapılmıyor. Nefse göre bir medeniyet meydana getiriliyor. Mal emniyeti kalmıyor. Hırsızlık çoğalıyor. Faiz yoluyla, kumar yoluyla, kara borsa yoluyla mal emniyeti kalmıyor. Can emniyeti kalmıyor. Kan davaları bitmiyor. Haksız öldürmeler bitmiyor. Nesil emniyeti kalmıyor. Her gün nesil daha kötüye götürülüyor. Zahara el fesadu fil berri vel bahr. Denizde de, karada da fesat ortaya çıktı. Allah'ın hükümlerinin tatbik edilmemesi yüzünden fesat büyüyor. Allah'tan daha merhametli olduklarını zannediyorlar. Allah'ın ceza hukukunu uygulamıyorlar. Ondan sonra
Kötülükler bitmiyor.